Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kombin tanıtacağım. Bu kombinde ne gibi parçalar var? Size tek tek bahsedeceğim. İlk önce kasktan başlayayım. Kaskımız Shoei GT Air kaskı. Bu kaskı daha önceden tanıtmıştık aslında. O tanıtımı da koyabilirdik ama tekrar tanıtmakta bence fayda var. Ne tarz özellikleri var? Özel havalandırmalara sahip. Ön tarafında bir havalandırması var. Ön tarafında Shoei'nin mühendisliğiyle yapılmış gerçekten güzel bir havalandırmaya sahip. Üst tarafında ve arka tarafında havalandırmaları var. Kendisiyle birleşik bir tane spoiler'a sahip. Ve Shoei GT Air'ın şu tarafında, onu yakından göstereyim. Şu tarafında bir tane kilit mekanizması var. Bu kilit mekanizması şunu tamamen kapattığınızda kilitleniyor ve yüksek hızlarda açılmasını engelliyor. Ve şuralarında tabii ki pin lock bağlayabilmeniz, yani bull jam'ı koyabilmeniz için bağlantıları mevcut. İçeriden pin lock'u şey yaparak, hani koyarak bütün kışı bu buğusuz şekilde geçirebilirsiniz. Shoei GT Air'ın bütün özellikleri bunlar değil tabii ki. Burada mikrometrik bir bağlantısı var. Bu da kolay takıp çıkartmanızı sağlayabilecek. Aynı zamanda güvenliğinizi sağlayabilecek şekilde yapılmış. Özellikle çarpmalardan sonra kafanızdan kaskın çıkartılabilmesini kolaylaştırmak için buralarında kırmızı iki tane çekme halkası var. Yani çekme halkası değil aslında bunlar. Çekme bandı var diyeyim buna. Bu çekme bantlarından, iplerinden çekerek kaskın kazadan sonra kafanızdan rahat çıkmasını sağlayabilirler. Bu kazadan sonra sizin de aklınızda olsun. Bununla rahat çekip çıkartabilirsiniz demeniz gerekebilir. İç tarafında özellikle boynunuzu ağrıtmayacak şekilde yapılmış. İç pedleri var. Aynı zamanda terlemenizi en aza indirmek için yapılmış. Ve özellikle bu hava kanalları da özel şekillendirilmiş. İçeriye çok fazla hava alıp arkadan rahat atabilmesi için yapılmış. Bu Shoei GT Air'ın tabii ki bir sürü seçeneği var. Ben hani bir tane kombin yaptım. Bu kombinin içinde hani bu uygun gidebilecek diye düşündüm ama siz farklı bir renk alabilirsiniz. Mesela bunun içinde beyazlar var. Sarı olan GT Air'lar var. Kırmızı GT Air'lar var. Onlardan da alabilirsiniz. İç tarafını açınca çok geniş bir bakış açısı olduğunu görüyorsunuz. Alt tarafında zaten bir rüzgar pediyle kışın bütün zaman sizi koruyabilecek şekilde yapılmış. İç tarafında geniş bir bakış açısına sahip, aynı zamanda pedlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Buradaki astarlar kolay çıkar, kolay yıkanabilir, kolay yerine takılabilir. Ve yan tarafında tabii ki bir tane güneş vizörünü açmak için pimi var, butonu var. Bununla da rahatlıkla güneş vizörünü açıp kapatabilirsiniz. Ön camı kademeli şekilde açılıp kapanır. Bu da hani sizin rahatlığınızı düşünüldüğü için yapılmış bir tasarım. Dediğim gibi kilit mekanizması var, geniş bir bakış açısına sahip. Aynı zamanda Shoei GT Air'ın ön tarafındaki havalandırmalar burnunuzdan gelecek havayı camınızı buğulandırmaması için yapılmış. ECE 2205 sertifikasına sahip. Bu sertifikalar gerçekten önemli. Yani bizler önemsiyoruz aslında bu sertifikaları. Shoei'nin de ECE 2205 sertifikası var. Ve Avrupa'da geçerli olan bir sertifika. Bildiğiniz gibi bizim ülkemizde herhangi bir sertifikalandırma, yani kasklara veya motorcu kıyafetlerine uygun bir sertifikalandırma sistemi yok. O yüzden de Avrupa'nın sertifikalandırma sistemini açıklıyoruz ve ona uygun olup olmadığına bakıyoruz çoğunlukla. 599 euro bunun fiyatı. Şimdi bunu geçerek bununla beraber uygun gördüğüm Dainese'in, buna ne bakalım, bu neydi modelin adı, şurasında yazıyor. Dainese'in Explorer Gore-Tex ceketi. Yani diyor ki bu su geçirmez bir ceket. Bunu aldığınız zaman gerçekten su geçirmez özelliklere sahip olacak. Aynı zamanda bu tarz montlar D-Dry teknolojisine de sahip oluyor. Yani hem terlemenizi engelliyor, aynı zamanda sizi rüzgardan ve yağmurdan koruması için yapılmış. Özel korumalara sahip, özellikle şu omuz korumasının hem dışarıda hem içeride sizi çok daha iyi koruyabilmesi için omuz korumasına gerçekten çok önem verilmiş. Aynı zamanda dirsek koruması da çok iyi yapılmış. Bu 4 mevsim bir mont. 4 mevsim mont olduğunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz.
Burasında katman katman açabileceğiniz bir havalandırma cebine sahip. Çok büyük bir havalandırma cebi ve file dokusuna sahip, zaten görüyorsunuz. Bu file dokusu sayesinde burayı tamamen açarak, iki tarafından açarak, bu tarafından da açarak rahatlıkla yazında, yaz sürüşlerinizde de kullanabilirsiniz. Ön tarafında fermuarlı bir kısım var. Aynı zamanda çıt çıtlı bir kısım var. Belinden belinize göre oturtmanız için burada bir ipli ve klipsli bir yeri var. 4 mevsim ve biraz daha hani enduro tarzı bir mont olduğu için şuralarında ceplere sahip bir sürü de cebi var zaten. Cepleri de gerçekten büyük ve birçok eşyanızı alabilecek gibi. Çift astara sahip. Bu astarları isterseniz çıkartabilirsiniz. Onların da kendi içlerinde fermuar ve çıt çıtları var. Bu astarlar da su geçirmez ve miflonlu. Aynı zamanda hepsini çıkarttığınız zaman da şöyle delikli bir yapısı olan ve yazın da kullanabileceğiniz hale geliyor. Kollarınıza göre olması için de buralarında tekrar sıkabilmek için ipleri var. Bileklerini de ayarlayabilmek için çıt çıt kullanmışlar. Aynı zamanda şuralarında fermuarları var. Aynı zamanda fermuarlarının içi de bayağı neredeyse kolunuzun tamamına kadar açılan bir fermuarı var. Bu tamamen yazın sürüşleriniz düşünülerek yapılmış bir fermuar çeşidi. Ve aynı zamanda bileğinize olması için de özellikle çıt çıt kullanmışlar. Ters çıt çıt mekanizmasıdır. Daha kolay tutacaktır ve aynı zamanda hani fermuar gevşediği zaman bu çıt çıt sayesinde kolay açılmayacaktır. İç tarafına baktığımız zaman da yine Dynes pantolonunuzla birleştirebilmeniz için bir fermuar görüyoruz. Arka tarafına da korumanızı koyabilirsiniz. Buraya korumanızı koyabilirsiniz. Onu ekstradan almanız gerekiyor. Şuradan açarak da yaza daha uygun hale getirebilirsiniz. İç tarafı da filelidir. Gerçekten çok iyi yapılmış. Ve hani ön taraftan aldığı havayı rahatlıkla hava kanalları gibi yapmışlar. Hani kaslarda oluyor ya. O tarz yapmışlar. Ve oradan rahatlıkla atabilmesi için yapılmış. Aynı zamanda sürüşünüzde rahat olabilmeniz, rahatça eğilip bükülebilmeniz için, hani düzgün sürüş pozisyonunu alabilmeniz için buralarında körük mekanizması var. Bu körük mekanizmaları gerçekten önemli. Bence önemli. Çünkü sürüş tarzınız insandan insana fark ediyor. Diyelim birisi biraz daha hızlı sürerken daha fazla eğiliyor. Birisi daha dik sürmeyi seçiyor. Her iki tip insan da, motorcu içinde bu montu, 4 mevsim montu alabilirler. Dediğim gibi markası Dynes, modeli ise Explorer Gore-Tex diye geçiyor. Sitemizde veya işte mağazamızda bulabilirsiniz kendi bedeninize göre. Alabilirsiniz. Bu mont da yaklaşık 797 euro. Bunu da şöyle sunayım. Biraz daha yakın sunacağım. Çünkü eldiven daha küçük bir parça. Bu gerçekten ilginç bir eldiven ve gerçekten büyük bir eldiven. Yani uzun sürüş düşünülerek yapılmış bir eldiven. Burasında bir fermuar var. Soğuklar düşünülerek, yani kış düşünülerek yapılmış bir eldiven. İç tarafı sizi daha fazla koruyabilmesi için deri yapılmış. Üst tarafı da tabii ki gerçekten çok iyi koruyor. Ve üstünde körük mekanizmaları var. Aynı zamanda parmak uçlarına kadar gelen ve parmak aralarına kadar gelen deri var. İç tarafında kaskınızı uzun yolculuklarda silebilmeniz için bir kumaş gibi bir doku eklemişler. Burasında bir cırcırtı var. Bileğine sıkıştırabiliyorsunuz. İç tarafında elastik ve yağmur geçirmez bir yeri var. Aynı zamanda üst tarafında çok iyi korumalara sahip ve telefon hassasiyeti için de parmak uçlarında dokunmatik yerleri var. Üst tarafındaki, yumruk tarafındaki koruması sert. Daha önceden yumuşak korumaları olan eldivenler sunmuştuk. Onları da biliyorsunuz. Elinizi terletmeyecektir. Yağışta ve soğukta çok iyi koruyacaktır. Hani bu takıma göre ben bunu uygun buldum. Ama siz gelip başka bir tane seçebilirsiniz mesela. Bunun fiyatı da 225 euro civarında. Bunu da işte seçebilirsiniz ve zaten hani bunun bilek yerleri de gerçekten özel yapılmış. Özel sert korumalarla yapılmış.
ve ilk düştüğünüzde sizi daha iyi koruyabilmesi için yapılmış bir eldiven. Pantolonumuz da yine Dainese'in bir pantolonu. Bu da diğer montla beraber bir takım olabilmesi için yapılmış. Zaten bunun da adı Explorer Gore-Tex pantolon diye geçiyor. Aynı şeylere bu da sahip. Tabii ki çok büyük şekilde yapılmış havalandırmaları var. 4 mevsim olmasının faydası bu da. Cepleri var yan taraflarında. Bunlar cırt cırtlı ve büyük cepler gerçekten. Bunları da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki şunu söyleyeyim. Uzun sürüşlerinizde veya işte zorlu sürüşlerde ceplerinizde fazla eşya bulundurmamaya dikkat ederseniz yaralanma riskinizi azaltırsınız. Körük mekanizması var. İçlerinde çok iyi diz korumaları var. Tabii ki bu korumalar uzun ve kaval kemiğinize kadar koruyor sizi. Buralarında paçanıza rahat girmesini sağlayabilecek şekilde fermuara sahip, cırt cırta sahip, iç tarafında iki katman var. Bu katmanlar sizi soğukta ve yağışta koruyacaktır. Dediğim gibi gerçekten iyi malzemelere sahip, sizi düşmelerde, çarpmalarda çok iyi koruyacaktır. Kış için yapılmış, 4 mevsim süper bir pantolon. Belinde de sıkıştırma yeri var ve buradaki cırt cırt mekanizmasıyla gerçekten süper korumalar sunan bir pantolon. İç tarafında bir tane düğmeli bir kısım var. Bunu sıkıştırmak için kullanabilirsiniz. Ön tarafında fermuarlı. İç tarafındakileri isterseniz çıkartmak istiyorsanız, yani müflonlu ve yağmur geçirmez tabakasını çıkartmak istiyorsanız, onlar da fermuarlı. İstediğiniz gibi çıkartabilirsiniz. Arka tarafında yine bir körük mekanizması var ve özel dayanıklı kumaştan yapılmış. Bu da gerçekten bu takımla beraber hoş olabilecek bir pantolon. Bu bot Dainese'in özel geliştirdiği bir bot. Yine bu siyah takıma uygun olabileceğini düşündüğüm için bunu paylaşıyorum. Cırt cırtlara sahip, fermuarlara sahip, ayağınızı terletmeyecek bir dokuya sahip, terlediğiniz zaman çabuk kuruyabilmesini sağlayacak bir dokusu var. İç tarafı iki katman şekilde yapılmış. Çift tarafında özellikle kolay açılabilmesini ve ayağınıza rahat giyebilmenizi sağlayabilecek çift tarafında fermuar var. Ön tarafında körük mekanizması var. Rahatlıkla eğilebilmesi için yapılmış. Arka tarafında bilek yerinde ve ön ucunda tabii ki mükemmel korumalara sahip. Alt tarafındaki kısım ise, yani tabanlığı ise, sizi petrolde, mazotta, yağda kaydırmayacak şekilde yapılmış. Ve vites değiştirirken de ayağınızın üstünün yorulmaması için burada bir tane vites yeri var. Çok fazla vites değiştirmekten yorulduğu zaman ayağınız belirli bir süre sonra yara yapıyor, biliyorsunuz. Veya bilmiyorsanız da şimdi söylemiş oldum. Bu onu ayağınızın üst tarafını, ayağınızın ayasını korumak için yapılmış bir kısım. Çabuk kuruyabilme özelliği var iç tarafındaki dokunun. Gerçekten mükemmel bir bot. Tabii ki korumaları da şahane bir bot. Bu da Dainese'in Latemer modeli. Bununla beraber bu takımın fiyatını, toplam fiyatını ben aşağıda videonun yan tarafında yazacağım. Aynı zamanda alta link olarak ekleyeceğim. İsterseniz hani linklere tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ben fiyatlarını zaten yazacağım. İsterseniz siz bu takıma daha farklı mont, bot, eldiven veya işte ayakkabı seçebilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.